Evet hocam. Önümüzde Kurban Bayramı var ve hastalardan en çok aldığımız sorulardan biri de Kurban Bayramı'nda et yiyebilir miyim ameliyattan sonra? Evet, bayramımız mübarek olsun önümüzdeki hafta. Burada herkese bayram tebriğini gönderelim. Şimdi gelelim et konusuna. Evet, et yiyebilirler mi? Bunu ben yine mekanizması üzerinden anlatayım. Çünkü böyle, evet, bazen videoların altında şöyle yorumlar alıyorum. Ya dinledik dinledik bitmedi işte, çok uzun anlatıyorsun. Cevabı ver geçsin falan gibi yorumlar alıyorum ama baştan söyleyeyim. Benim videolarım öyle hani evet hayır cevabı verilecek videolar değil. Ki düşünürseniz kilo vermeye çalışan insanları yıllardır etrafındaki insanlar onlara zaten çok kolay çözümler öneri veriyorlar. İşte diyorlar ki boğazını tutsan olur, üç beyazı kes olur biter gider falan. Yani ha, bu işe yaramıyor. O yüzden o insanlar da böyle yeni çözümler arıyorlar. Ameliyat evet çok güzel bir çözüm ama mantık olarak anlaşılmadığı zaman ömür boyu güzel bir çözüm olması çok zor. O sebeple benim videolarım böyle size çok kolay böyle şak diye cevaplar vermeyecek. Konunun özüne inmeye çalışacak. Böyle etrafından dolaşacak ve size bir mantık iletmeye gayret edecek. Yani o yüzden videolarıma evet hayır cevabını alayım gözüyle bakıyorsanız sıkılmanız doğal. Bu rahatsızlık için özür diliyorum ama yine ben konuyu gerçekten bunu öğrenmek isteyen, hayatı boyunca sağlıklı kalmak, fit kalmak isteyen insanlara mantıksal katkılar sağlamak amacıyla çektiğimi hatırlatarak baştan bu konuyu anlatayım size. Ya öncelikle etin hazmı gerçekten zor. Et lifli bir gıda ve normal koşullarda da ameliyat olmamış bir kişi de eti biraz fazla yediğinde zaten işte akşama kadar tıkanır, zor yer, midesine oturur, rahatsız eder falan. Bunları biliyoruz. Şimdi bu durumu biz ameliyat olmuş bir kişiye uyarlayalım ve nasıl davranması gerektiğini söyleyelim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yeni ameliyat olmuş bir kişinin Kurban Bayramı geldi diye herkese özenerek öyle hapur hupur et yemesi çok da kolay bir şey değil. Pek de makul değil. Çünkü bunu ameliyat olanlar bilirler. Böyle sert gıdaları, lifli gıdaları güzel çiğnemeden yediklerinde burada bir yere gelir, oturur ve o aşağıya inene kadar rahatsızlık verir. Et için de bu durum geçerli. Yani ameliyat olduğunuzda zaten şunu göreceksiniz. Yavaş yavaş oradan bir akışı elde etmeniz gerekiyor. Ve bu mekanizma zaman içerisinde rahatlama eğilimine giriyor. Yani ameliyat olan bir kişi ameliyattan bir gün sonra ben suyu zor içiyorum derken birkaç hafta sonra daha rahat içmeye başlıyor. Birkaç ay içerisinde yediklerini daha rahat yemeye başlıyor. Ve bana hep soruyorsunuz ya eskisi gibi nasıl yiyebilirim diye. Bu böyle genelde birkaç ay, bir sene gibi zamanlar içerisinde kişiden kişiye değişmekle beraber yavaşça ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi geldik et yemeye. Dedik ya et biraz yemesi zor bir gıda. Yeni ameliyat olduysanız öyle parça etleri direkt olarak yemeniz sizin açınızdan bayağı bir zor olacaktır. O yüzden böyle ince çekilmiş kıyma gibi yani İnsan eliyle lifleri parçalanmış, hazmı kolaylaştırılmış gıdaları dikkatlice yiyebilirsiniz. Ama diğer yandan böyle ameliyatınızın üzerinden zaman geçti diyelim. Bu durumda tabii ki yiyebilirsiniz ancak yavaş olmalısınız ve çok ama çok çiğnemelisiniz. Bu sizin için çok önemli. Zaten bunu ameliyat olan kişiler deneyimleyerek fark ederler. Böyle işleri iyidir, ameliyat olunur, birkaç hafta geçer, iyice böyle kendine gelmeye başlar insanlar. Sonra ameliyat olduklarını unutup bir şeyleri hızlı yediklerinde hemen ameliyat kendini hatırlatır. O yediği şeyler burada bir yere oturur, birazcık yorar, ondan sonra aşağıya iner falan. Bu şekilde öğrenebilirsiniz ama bunu böyle öğrenmeyeyim diyorsanız
çok yavaş yemeniz ve çok güzel çiğnemeniz çok önemli. Kurban bayramınız mübarek olsun tabii ki et yiyebilirsiniz ama durumunuzu göz önünde bulundurarak yemenizde fayda var. Peki hocam bunun bir süresi var mı sizce? Yani sorulardan birinde ameliyat olalı bir ay oldu. Bayramda et yersem bir problem yaşar mıyım? Ya da az pişmiş, çok pişmiş herhangi bir kısıtlama var mı diye bir soru gelmişti. Ya şöyle zaman bilmek pek mümkün değil. Yani insanların cevaplarını ameliyat aynı olsa dahi aynı ameliyata verilen cevapları pek kestiremiyoruz. Yine mesela görüyorsun soruların altında işte çok zaman geçti, zor yiyorum diyen de var. Ameliyat oldum, eskisi gibi rahat yemeye başladım, ben bundan korkuyorum diyen de var. Ya çok kişisel şeylerden bahsediyoruz. Kesin bir zaman söylemek zor. Ama şunu söyleyebilirim, ilk 5-6 ay böyle işlenmemiş, yani işte lifli vesaire bir eti yemek biraz zor. Ama tabii ki sizin davranışınız bunu değiştirir. Çok yavaş yerseniz, çok güzel çiğnerseniz daha güzel tadını alabilirsiniz. Hani çok fazla aşırı hızlı gitmenin de ameliyattan sonra pek anlamı olmadığını ayrıyeten söyleyeyim. Yani kendi kendinize deneyerek bunu bulmanız mantıklı. Ama diğer yandan kesin bir zaman vermek çok uygun değil. Bir de hocam şöyle bir bakış açısı var. Kırmızı et, evet biliyoruz bir protein kaynağı, ciddi bir protein kaynağı olarak görüyor hastalar. Ve et, tavuk bazı hastalarda ameliyat sonrası yiyemediklerini söylüyorlar. Bunları yiyememeleri protein alımı açısından herhangi bir problem yaratır mı? Halsiz düşer miyim? Nasıl bir problem yaşarım? Bunlara alternatif bir şeyler tüketmeli miyim diye soruluyor. Evet, yani kabaca hepimiz böyle eti ana protein kaynağı olarak bildiğimiz için ilk başlarda da eti tüketemeyen insanlarda böyle bir kaygı oluyor. Ve tabii bir de böyle dışarıdan gelen mahalle baskısı var ya, işte protein tozu al, kilo veriyorsun, kasların gider, erirsin, bitersin falan gibi. O sırada insanlar bir de eti rahat hazmedemediklerinde aman Allah'ım biz ne yapacağız, illaki protein tozu mu alacağız gibi bir düşünceye girebiliyorlar. Öncelikle şunu söyleyeyim, telaş etmeye gerek yok. Dünyadaki tek protein kaynağı et değil. Ve düşünün, vejeteryan olan insanlar, vegan olan insanlar bile hayatlarını sağlıklı devam ettirecek protein kaynaklarına ulaşabiliyorlar. Ve sizin bu ameliyattan sonra ette, tavukta zorlanmanız zamanlı şeyler. Öyle çok çok uzun sürecek şeyler değil. O yüzden öncelikle telaş etmeden eti tüketebileceğiniz formlarda tüketmeye çalışarak, mesela ameliyattan sonraki erken dönemde o sıvı beslenme döneminde et suyuyla, tavuk suyuyla yapılan çorbaları tüketebilir insanlar. Onun dışında işte sürekli bana sorarlar paça çorbası vesaire iyileşmeye iyi geliyor diye. Hani iyi geldiğiyle ilgili bilgiler var zaten, onları tüketebilirler. En azından bir zararı olmadığını net olarak biliyoruz. Bu tarz şeylerle insanlar protein eksiklerini tamamlayabilirler. İlla ki böyle bir insanın protein eksiğini tamamlaması için pirzola yemesi falan, böyle filmlerdeki gibi elinde bir şey tutup katır kutur yemesi gerekmiyor. Bunu başka yollarla da alabiliriz. Öncelikle telaş etmeden mantıklı çözümler üzerinde gitmemiz lazım ve kendi kriterlerimizde, kendi limitlerimizi kendimizin öğrenmesine müsaade etmemiz lazım. Merak etmeyin, ameliyat olduğunuz 3-5 ay içerisinde bir şeyler böyle elinizin altından kayıp da siz kaslarınızı kaybetmeyeceksiniz, sıkıntı yaşamayacaksınız. Yıllardır bu ameliyatları yapıyorum, yıllardır insanların vücut kompozisyonunu ölçüyorum ameliyattan sonra. Hiçbir senaryoda siz o söylenen gibi aşırı kas kayıplarını, eriyenleri, bitenleri görmedim çok şükür. O yüzden bu konuda o kadar telaş etmemize pek gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Nazlı, başka soru var mı bununla ilgili gelen? Yok hocam. Tamam. Teşekkür ederim. Herkese hayırlı, mutlu bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere.